Ve alkışlarla Ayşegül'ü davet ediyorum. Gel bakalım Ayşegül ve partneri Erhan Saffar geliyor. Vay vay vay, değişik bir imaj. Biraz yaklaşırsan Ayşegül'e doğru. Hocam saygılar. Erhan'cığım hoş geldin oğlum. Eski mankenlerimdendir kendisi. Öyle mi? Senelerdir görmüyorum. Siz konuşun. Size sana bırakayım. İlk işimi 2012'de Fashion Week'te hocamla birlikte yaptım. Seni tanıyalım mı? Ben Erhan Saffar, modellik yapıyorum. Asıl mesleğim pırlantacıyım ama 6 yaşından beri kapalı çarşıda olduğum için baba mesleği, sıkıldığım için bir ara verdim. Şimdi Hindistan'da modelliğe devam ediyordum. Orada yaşadığım bir sağlık problemi oldu. Yaklaşık 2 senedir bu işlerden uzaktım. Büyük bir hastalık geçirdim. Geçmiş olsun, ne oldu? Orada kaptığı mikrop kalp zarıma vurdu. Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol. İki tane anji oldum. Damar tıkanıklığı yok. Kaç yaşındasın? 30. Bitmedi. Gencecik yaşında. Ben toplamda... Bir tek Hindistan'da. Sessiz Bahar. Sessiz. Toplamda 12 tane ameliyat oldum. Ailecek bir trafik kazası geçirdik. Annemi kaybettim. Kazada elim parçalandı. Derin nakli yapıldı. 2 ay önce son ameliyatımı oldum. Elim kırıldı. Platin takıldı, çıkartıldı. Sırtımda ve omuzumda liflerimi yırttım. 6 kere burnumu kırdım. 3 kere burnum ameliyatı oldum. Başka? Sen nasıl hayattasın ya? Daha fazlası takdir var da. Yani... Sen nasıl? Yani güçlü durmaya çalışıyorum. Yani hayatta birazcık... Hızlı olgunlaştım, hızlı piştim. Zor oldu, yoruldum ama pes etmedim. Senin burcun ne? Balık. Balık mısın? Kıyamam. Ya, çok güzel olur. Ay sinirim bozuldu ya. Bu arada bir şey eklemek istiyorum. Erhan. Ayakkabılarım yabancı dil bilsin çok isterdim ama maalesef Türkçe biliyor. Çok tatlı. Bugün ama yabancı dil biliyor gibi sen hiç merak etme. Galata'ya çıkmak istiyorsanız ya? Galata'ya çıkarım. İkincisi de kadınlar bir adım önde değildir, erkekler bir adım geridedir. Bak Kemal'in lafı bu da, Kemal'in lafı. Ne kadar güzel söylüyor ya. Ağlayacak mısın? Evet, ya yok ben ona değil de şey... Sileyim gözyaşı. Vallahi yok ya şey oldum ya. Güçlü duruyor maşallah. Çok güçlü bak. Duran bir çocuksun sen. Ya babam sağ olsun diyeyim ya aslında. Bugün alışverişiniz nasıl geçti? Bir anlatın. Anlaştınız mı? Partner yani şimdi alışveriş partnerim biliyorsun Ayşegül. Çok komik. Ayşegül çok Denizli'den geldi. Çok eğlencelidir. Nasıl geçti gününüz çok merak ediyorum. Yani benim için bir kaostu, şöyle kaostu. Tabii Ayşegül'le çıkıyorsun alışverişe. Yani ilk girdiğimiz yere bir kıyafet değişimi çok uzun sürdü. Çok uzun sürünce artık ikinci yere gideceğimize zaman yetmedi. Saatime baktığımda 45 dakika kalmış. Sadece benim kıyafetim almam lazım. Daha hiçbir şeye bakmadım. Ben 45 dakikada aldım her şeyimi. Bırakıp mı gittin Ayşegül? Ne yaptın alışverişe? Birazcık öyle oldu. Ben sadece ona söylediğim şey şu oldu. Ben toprak renkleri giyeceğim dedim. Sen de ona göre al dedim. Sonraki çünkü aynı anda alışverişi yetiştiremeyeceksiniz. Ayşegül ne yaptın sen? Ya şimdi ben Seray Hanım gittim bir iki parça denedim. Benim işlem hiç olmadı. Üzerime hiçbir şey denk getiremedim. Sonra dedim ki gel seni bir giydirelim. Şimdi endamın boyun posun bir görünsün dedim. Ben dedim olduğu kadar hallederim dedim. Canım girdik mağazaya, bir mağazaya girdik kazağını beğendik. Başka bir mağazaya girdik ceket beğendik. Başka bir yere gittik pantolon bakmaya gittik. Ben o sıra koştur koştur artık üzerime bir şey almam lazım. Yoksa alışveriş kıyafetimle çıkacağım. Diyorum ki ne yapıp durun diyorum, durup durun diyorum. Niye durup duruyorum dedim. Denizli'de ne yapıp durun değil mi öyleydi? Ne yapıp durun diyorum, o da durup durum diyor. Niye duruyorsun dedim, gel alışverişe devam edelim diyorum. Bekliyor, kıyafeti düşünüyor hala. Ya bu olmaz diyorum, gel başka bir yerde bakalım. Ya ne giydiysem bu olmadı, şu olmadı, bunu çıkar, onu çıkar. Ben bu kadar zorlanmadım hiç. Kıyafetleri neyi beğenmedin? Ben, yani şimdi yağmurlu bir havadayız. Dedim, kendime da söyledim, bak konseptimiz bu tarz olsun. Seninle balıkçıya gidiyoruz. Yeniköy'de eski arkadaşlarımızla buluşacağız dedim. Leopar desenli yazlık bir şey. Ne yapayım? En büyük beden o vardı orada. Leopar desenli yazlık bir şey dedi. Bak balıkçıya gideceğiz diyor. Dedim, hak üzerime, şey olabilir üzerime olan en şey o vardı yani onu deneyebildim. Baktım o da olmadı zaten değiştirdim. Peki, tedirgin oldun mu bugün bir alışveriş partneri geldiğinde yanına? Tedirgin oldum oldun mu? Ben zaten. Hocamdan zar zor alışveriş yapıyorsun. Her gittiğinde o olmaz, bu olmaz, o çıkar, onu koy, yönersin, kendim gidiyor. Bu da ondan beter çıktı zaten. Onu gene ertesini şanssız bir dur, ben kendim gidiyorum diyebiliyorum. Buna laf da dinletemedim. Ben her şeyi bilirim, ben yaparım, ben ederim diye kasıldı. Ay, sen de maçosun. Ben kafamda kombini kurdum. Yok, ne aslında, istediğini biliyor. Aslında ona ne giydireceğimi bile kafamda çizdim. Ha. Adamın işi bu, model ama, yani nasıl giyince öyle olmadı.
Peki ve fiyatları alalım. Önce senden başlayalım Ayşegül. Çizmelerim hediye. Hani alamıyordun hediye? Ya. Çizme çanta da alabiliyorum. Böyle kabanım falan hiç yok benim ya. Ben hep üşüyorsun, arabanın içine koymak zorunda kalıyorsun. Bir kaban hediyem olsa iyi olurdu yani. Olur inşallah, olur inşallah. Elbisem 530 TL'ydi. 370 TL'ye aldım, indirime girdi. Çantam 90 TL, küpelerim 7,5 TL. Ben bir teşekkür edeceğim. Bana 30 lira verdi. Sağ olsun. Ay cömert. Sen 530 liraya mı giyindin? Onun aynen öyle. Güzeldi. Aynen öyle. Yedi bitirdi benim bütün paralarım. Sen fiyatlarını için söyledin mi? Fiyatlarını için sen ben söylüyorum. Söyle. Cebimde 80 lira kaldı. Ayakkabı için de 250 lira dediler. Ben dedim bu ayakkabıyı almam lazım dedim. Çünkü ceketimle yani anca bu birleşebilir dedim. Hı-hı. 20 lira verdi. Sağ olsun. 100 lirayı tamamladım. Abi dedim 100 lira var ya. Yapma ya. Gel sen ver şunu bana 100 lira edeyim. Sağ olsun kırmadı beni. 100 lira ayakkabıyı aldım. Postalların 100 lira mı? İndirim evet. Bana evet. Vay be. Çok şık. Bunun var mı 38-39'u bu? Sadece var. Şimdi var. Bana bakın. Konuşmayın bu konuda artık. Hep kızlara soruyorsun. Ben soracağım. Ayak numaranı kaç çocuğum? Ay ayağından almayacaksın çocuk bir günlük yani. Nereden aldın? 41 benim. Olmaz. Siz her şeyi istiyorsunuz kızlardan. Erkeklerden de bırakın biz isteyelim. Bu arada tamam. Bayan reyonundan aldım. Çok beğendim. Olur kalın çorap. Ne? Bayan reyonundan aldım yani. Senin ayağın kaç numara? 42. 42. Bu kaç? 41. Yani ben tabağı koyun için aldım. Doğru ya bizim 43 numara ayakkabısı şey ayağı olan yarışmacımız vardı Zeynep. Değil mi? Normal yani evet. Çok beğendim. Sonra bana onu aldığın yeri tutuyor. Sen onu bir dakika erkek reyonundan mı aldın? Bayan reyonundan aldın. Bayan Oğukan abi. 41 mi? 41 mi çocuğum? Evet. Senin ayağını sıkıyor da bak bölük kalırsın. Ama bayan reyonundan almış. Ne oldu mu hediye edelim onu? Hiç önemli değil. Ne olacak? Gayet de güzel bir diyor. Gayet de güzel uydurmuşsun. Ben çok bayan reyonundan alıp giyindiğim, kombin ettiğim kıyafetler olmuştur. O zaman tabii. Bu da bir tüyo olsun sizlere. Tabii. Evet. Pantolonun. Pantolon 150 idi onu 100'ü aldım. Aynı şekilde 150 idi, 100 aldım. 400'lü 200 aldım. Ceketim bir biraz kısa mı sana? Ya 800 lira, kollarım uzun. Tamam da yani ceket sana sanki küçük gibi, kısa, kollar kısa. Yani sanki başka kardeşinin ceketini giymiş. Bir çıkarsana ceketini de bir görelim. Şimdi giydirecek tekrar Orkan ama bir içine bakalım. Ceketinin daha uzun, kolunun biraz bedeninin de uzun olması lazım. Biraz küçük kalmış. Onun dışında çıkardığın zaman gerçekten çok havalısın. Üzerinde upuzun bir pardösü de olabilir yerlere kadar. Çok şık duruyorsun. Önce senden başladım çünkü seni çok şık buldum. Teşekkür ederim. Sana da gelsen mi gelmesen mi bilemedim.